Efendim Gündem Özel'le karşınızdayız. Hasan Ünal bugün konuğumuz. Türkiye'nin dış politikalarını ve sıcak gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız bu gündem yoğunluğunda? Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Bu Zanka TV'de ilk tecrübemiz olacak inşallah. Evet. Devamını da bekliyoruz. Memnun her ederim. Vaktiniz olduğu zaman. İnşallah. İdlib'le başlayalım. İdlib'de neden gerginlik yaşıyoruz ve İdlib neden önemli? Bravo. Aslında çok kısa, çok güzel bir soru sordunuz. Sebebi şu. Hakikaten neden? Ben de kendi kendime soruyorum. Neden sorusunu sormak için de sebeplerim var. Neden? Şöyle, 40 gün öncesini hatırlayalım. Putin buradaydı değil mi? Haliç Kongre Merkezi'nde Türk akımının açılışı yapıldı. Sonra, öğleden sonra iki lider çıktılar. Bizim Libya politikamıza çok yakın demeçler verdi Putin. Büyük ölçüde bizim Libya politikamıza yaklaşmıştı Rusya. Dedi ki, hatta oradan devam etti, Moskova'da bir Libya'da ateşkes süreci başlatıldı. Ki bizim o lehimizeydi. Neden? Biz Libya ile bir deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması yapmıştık. O anlaşmanın kalıcı olabilmesi için Libya'da genel manada bir barış ortamının sağlanması, bir ateşkes ortamının sağlanması bizim lehimizeydi. Zaman kazanmalıydık. Çünkü biz aynı zamanda o anlaşmanın benzerlerini İsrail'le, Mısır'la, başka ülkelerle imzalamayı amaçlıyorduk. Oradan bir ateşkes çıkmadı ama başka bir şey daha çıktı. Hakan Fidan'la Suriyeli meslektaşı Ali Memruk bir araya geldiler. İlk defa Suriye Savaşı başlayalı beri kamuoyu önünde iki istihbarat kuruluşu başkanları görüştüklerini açıkladılar. Üstelik uçaktan gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmeyi önemsediğini ve iki istihbarat başkanının inşallah bir mutabakat üzerinde çalıştıklarını söyledi. O da güzel. Daha önce zaten Rusya ile bizim Barış Pınarı operasyonu çerçevesinde imzaladığımız bir mutabakat vardı. Ve Rusya ile aslında birçok alanda işbirliği yapıyorduk. Şimdi bir anda bütün bunlar eski tabirle berhava oldu, havaya uçtu. Neden? Hani sizin sorunuz var ya, neden? İdlib niye böyle? Yani neden böyle oldu İdlib'den? Ben bu sorunun cevabını veremiyorum şahsen. Bu kadar takip etmeme rağmen. İdlib bizim için niye önemli? Ha diyebilirler ki, ya alanda senin bilmediğin şeyler var. Ama benim bildiğim şu ki, Türkiye'nin ulusal çıkarları İdlib'de Suriye'nin egemenlik kurmasının daha uygun olacağını söylüyor benim düşünceme göre. Neden? Çünkü şöyle bir ezber var Türkiye'de. Efendim sahada ve masada olacağız. Bizim için en iyi masa nedir biliyor musunuz? Şudur. İstikrarlı bir Suriye ve bizimle Adana mutabakatı çerçevesinde işbirliği yapan Suriye. 2011 yılına gelindiğinde 1998 yılından başlayan iyi ilişkiler 2011 yılına geldiğinde fevkalade iyi dostluk, hatta neredeyse kardeşlik düzeyine gelmişti. Bizim onları devam ettirmemiz gerekirdi. Tamam, geçmişe yönelik eleştirileri bir tarafa bırakalım. Hatalar edildi, şu oldu, bu oldu. Ama zararın neresinden dönerseniz kârdır diye bir laf var ya, şimdi de onun bir yerinden dönmemiz lazım. Tam da bu noktada... Şimdi İdlib niye patlattı bizim bütün Rusya ile yaptığımız bu ilişkileri? Ve bizim beklentimiz şuydu, hani madem ki İki istihbarat başkanı falan görüşüyor. Bir sonraki aşamada artık Suriye ile de ilişkilerimizi normalleştirerek bu PKK'ya karşı, PYD'ye karşı Fırat'ın doğusunda daha etkili belki gayret edebilecektik. Ortak çabalar sergileyebilecektik. Bir anda hepsi darmadağın oldu. Şu anda düşünün, 30-40 gün içinde bu kadar işbirliği yaptığımız Rusya ile şimdi nasıl savaşacağımızı konuşuyoruz. Peki nasıl savaşacağız? Buradan sorunuzun üzerine devam edelim. Nedir öngörünüz? Vallahi inşallah böyle bir şey olmaz. Tarafların açıklamaları oldu. Biz karşı karşıya gelmek istemiyoruz dediler. Her iki tarafta birbirini Soçi mutabakatına uymamakla başlarda suçladı. Bunun arka planında ne var sizce? Şimdi şöyle, iki tarafta Soçi mutabakatı konusunda söylediklerinde haklı olabilir. Mesela Türkiye diyor ki, kardeşim burası diyor çatışmasızlık bölgesiydi ama siz buna uymuyorsunuz diyor. Karşı tarafta diyor ki evet, çatışmasızlık bölgesiydi
diğer çatışmasızlık bölgeleri de vardı güneyde. Doğu Guta, Duma, Kuneitra, hatta Halep'in bir bölümü vesaire, bunlar hepsi vardı diyor. Hatta 2015 Rusya'nın Suriye'de savaşa fiili katılmasından önceki durumu ele alırsanız Hama'da, Humus'ta, özellikle Humus'ta yine vardı bunlar. Ama şimdi bizim orada sözünü ettiğimiz çatışmasızlık bölgesi 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına dayanıyor. O kararın da en altında diyor ki evet, buradaki çatışmasızlık bölgeleri terörist örgütleri kapsamaz. Yani işte IŞİD, Nusra ve bunların bütün türevleri diyelim. En kısa yoldan saymak gerekirse. Dolayısıyla şimdi Rusya ve Suriye tarafı da diyor ki burada bir şey yok. Zaten siz Soçi mutabakatı çerçevesinde neleri üstlenmiştiniz? Türkiye'ye bunu söylüyorlar. Biz şunu üstlenmiştik. Demiştik ki burada bir, burayı Nusra'nın kontrolünden çıkartıp, yani Nusra'yı bir şekilde biz burada etkisiz hale getireceğiz. Ve ılımlı muhalif dediğimiz, silahlı ılımlı muhalif dediğimiz bizimle işbirliği yapan grupların burada ön plana çıkmasını sağlayacağız. Ayrıca M4 ve M5 karayollarının da ulaşma açılmasını sağlayacağız. Bu karayollarının iki yanında 20 ila 30 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturulacaktı. Ağır silahlar o bölgelerden çekilecekti. Onlar da diyor ki dolayısıyla Türkiye'ye, biz şimdi burada, burası çatışmasızlık bölgesiydi ama siz şimdi burada operasyon yapıyorsunuz dediğimizde, onlar da diyor ki evet doğru. Ama burada da böyle olacaktı. Siz de bunları yapamadınız. Şimdi dolayısıyla Eylül 2018'den bugüne hemen hemen 1,5 yıl geçti. Bu 1,5 yılda ilerleme kat edilemediği için şeyde diyor ki Suriye tarafı, peki ne olacak? Daha doğrusu Rusya diyelim bunu. Peki ne olacak? Bu böyle devam edemez diyor. Ayrıca orada Rusya'yı özellikle rahatsız eden yabancı savaşçılar var. Bunlar işte Türkistan İslam Partisi veya diğer grupların içerisindeler. Bunların içinde Çeçenler var, Orta Asyalılar var, Uygurlar var. Bunlar oraya nasıl geldi? Bunları kim silahlandırdı? Oraya kim götürdü filan? Bunları da bir tarafa bırakalım. Şimdi Rusya diyor ki, hatta Çin bile bu şeyde, bunlar geriye dönemesinler. Yani bunlar burada ya imha edilsinler ya yakalanıp teslim alınsınlar Suriye tarafından. Çünkü bunlar buradan giderse yine Rusya'nın içinde başka yerde bir yerleri de karıştıracaklardır. Buna izin vermek istemiyorlar. Dolayısıyla baktığımızda iki taraf da haklı. Zaten siyasi tarih şunu göstermiştir ki iki taraf da kendini haklı hissettiği zaman çatışma olur. Buradan nasıl bir sonuca varalım? Bir çatışma mı bekliyor bizi Rusya'yla? Şimdi inşallah olmaz diyorum. İkincisi, Allah hakkımızda hayırlısını versin diyorum. Neden bu lafı söylüyorum? Çünkü hani mesela oğlunuza, kızınıza, bir yakınınıza, başkasına böyle akıl ve mantık çerçevesinde tavsiyelerde bulunursunuz. Ama ya da bir tanıdığınıza ısrarla akıl ve mantık içeren tavsiyelere uymaz. Sonuçta dersin ki vallahi bilmiyorum, Allah hakkımızda hayırlısını versin, nereye gidiyoruz bilmiyoruz hani. Şimdiki durumumuzda biraz öyle. 30-40 gün içinde bir ülke en yakın işbirliği yaptığı bir dünyanın en büyük askeri güçlerinden biriyle şimdi fiili savaşa girmeyi tartışıyorsa, hükümete destek veren insanlar sanki bu savaş başladığında Türkiye istediği şekilde hareket edecek, istediği yerleri vuracak, Rusya da böyle bekleyecek, duracak. Peki hadi işlerini bitir de sonra kapatalım bu işi diyecekmiş gibi senaryolar yazıyorlar. Mesela birisi diyor ki işte biz obüslerle Himeym Havaalanı'nı vuralım. İşte öbürü diyor ki girmişken Şam'a kadar gidelim, artık atalım bu Esad'ı oradan. Yani bazıları da Twitter'da falan diyor ki yani başlamışken Moskova'yı falan da bitirin. Hani madem ki bu kadar kolay. Evet. Şimdi bugünlerde de işte Ahmet Davutoğlu çıktı diyor onu ki. Onu konuşacağız, evet. Tek tek o maddeleri değerlendirmenizi isteyeceğim sizden. Ama önce genel olarak Türkiye'nin dış politikasını değerlendirdiğimizde, İdlib konusunu da bu doğrultuda değerlendirdiğinizde nasıl görüyorsunuz? Yani Türkiye'nin haklı olduğu ve doğru izlediği politikalar nedir? Türkiye'nin yanlışa saptığı politikalar nedir? Çok güzel. Bakın şöyle söyleyeyim ben size. Öncelikle şunu söylemek lazım. Bir dış politika
uygulandığında haklarınızı savunmanıza yeterli alan açmıyorsa, çıkarlarınızı koruma ve geliştirmenize yardımcı olmuyorsa, bu dış politikanın revizyona ihtiyacı vardır. Burada ama ben haklıyım işte, karşı taraf şöyle yapıyor, o da ötekiyle işbirliği yapıyor, getiriyor onu oradan, getiriyor buraya koyuyor, o zaman ben ne yapayım işte, elim bağlı mı durayım falan. Dış politika mazeret kabul etmez. Dış politikanın başarısı şudur: politika sonuç alıyor mu, almıyor mu? Şimdi bizim izlediğimiz Suriye politikası sonuç almadığı gibi aşırı maliyetli. İki, ulusal çıkarlarımıza çok aykırı sonuçlar üretiyor ve çok daha tehlikeli sonuçlara sebebiyet vermesi muhtemel. Şimdi bütün bunları ele aldığımız zaman demek ki bu politikanın revizyona ihtiyacı var. Aslında bizim... Neden uygulanıyor peki? 15 puanlık uzman sorusu. Keşke bunun cevabını bilebilsem. Yani sonuç alamıyoruz, maliyetli ve önümüze daha büyük sıkıntılar çıkarabilir diyorsunuz. Neden ısrarlıyız bu politikaları sürdürmekte? Keşke bilebilsem. Bunun cevabını bilemiyorum. Yani peki bunları sürdürülmemesi gibi, için neler var? Orada çok şey var. Yeter ki siyasi irade profesyonellere bir politika revizyonu konusunda talimat versin. Bir sürü alternatif çıkartılır ve içi döşenir böyle tık 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 tık. Ama şimdi siyasi irade, ben bu Suriye hükümetiyle uzlaşmayacağım, bana bu öneriyi getirmeyin, uzlaşmayacağım esasına göre bana öneri getirin derse, orada alternatifler sıkışıyor. Fazla bir şey çıkaramıyorsunuz orada. Anlatabildim mi? Bu kadar basit olabilir. Gerçekten bu kadar basit mi? Yani uzlaşmayacağım, uzlaşmayacağım, uzlaşmayacağım. Bakın, hep bunları duyuyoruz. Ya da biz saldırı altındayız, birileri bize sürekli bir saldırı ve tehdit içerisinde oluyor. Söylem çok basit ama acaba kamuoyuna yansımayan, bizlerin bilemediğimiz bir şeyler mi var? Mesela hafta başında işte Ankara kulislerini çok iyi takip eden usta bir gazeteci, Rusya'nın Ankara'daki büyükelçiliğinde bir silahlı kuvvetler günü vesilesiyle verilen resepsiyondan hareketle bir kulis bilgileri, analizleri yazdı. Şimdi orada anladığım kadarıyla hani hükümete yön veren, politikaya yön verenlerin düşüncesi şu: diyorlar ki İdlib'de geri adım atarsak Libya'da, her yerde, Doğu Akdeniz'de bize geri adım attırırlar. Oysa ben bunu kendim incelediğimde diyorum ki bu tersine doğru. Biz İdlib'de uzlaşmayı geri adım saymamalıyız. Tam tersine, İdlib'de ve Suriye'de ısrarcı olursak bu politikada, bizim üzerimize sadece Suriye'de gelmekle kalmazlar. Hem Suriye politikasında batarız, daha doğrusu batmaya devam ederiz, sonuç alamayız. Şimdi Rusya ile savaşıp sonuç almak ne demek yani? Böyle bir şey var mı? İki, Libya'da o zaman bizi savaş alanına çekerler. Çünkü yumuşak karnımız giderek Libya olmaya başlar. Şimdi şöyle düşünün, bakın, şu anda Türkiye aslında büyük bir tırnak içinde başarıya imza atmış durumda. Ama tersine bir başarı. Nasıl? Bir ülke düşünün ki aynı anda şimdi Suriye ile düşmanca ilişkiler içinde. Suriye'nin düşmanı İsrail ile de düşmanca ilişkiler içinde. Bu arada boşluk kalmasın diye Mısır'la düşmanca ilişkiler içinde, Suudi Arabistan'la ve Körfez Emirlikleri'yle düşmanca ilişkiler içinde. Bu arada babadan kalma düşmanca ilişkiler içinde olduğumuz ülkeleri saymıyorum. Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan falan filan. Şimdi bu nasıl bir şeydir? Şimdi bize siyasi tarih, diplomasi tarihi şunu öğretmiştir: düşmanınızın düşmanı sizin dostunuz olmalıdır. Şartlar ne olursa olsun bu böyledir. Şimdi bu ülkelerin her biriyle bir hesabınız olsa bile bunu zamana yaymak, sıraya dizmek durumundasınız. Bireysel hayatınızda bile çalıştığınız yerde herkesi kendinize düşman ederseniz içinden çıkamazsınız, değil mi? Bu devlet politikalarında da benzer. Şimdi bu kadar güvensizlik ve bu kadar düşmanca ilişkileri aynı anda taşıyamazsınız. Şimdi o yüzden Suriye'de geri adım atmak diye bir şey yok. Suriye politikamızı bizim revizyona tabi tutmamız lazım. Nedir bu revizyon?
Biz ısrarla diyoruz ki bu hükümetle, bu Suriye hükümetiyle biz normalleşmeyeceğiz. Kaça mal olursa, ne olursa olsun sonucu biz bununla normalleşmeyeceğiz. Bakın İdlib'den başlayan mesele nereye geldi? Bakanlarımız açıklama yapıyor. Biz diyor Suriye'de her yerde ateşkes istiyoruz. Ardından siyasi çözüm istiyoruz. Yani diyor anayasal süreç başlasın. Suriye'ye yeni bir anayasa yapılsın. 3. Esad oradan insin. Oraya muhaliflerin de içinde olduğu, hatta belki yoğun bir şekilde içinde olduğu bir geçici hükümet otursun. Birleşmiş Milletler ve uluslararası gözlemcilerin kontrolü altında bir seçim yapılsın. Şimdi mesela 4 milyon Suriyelinin Türkiye'de olduğunu biliyoruz değil mi? Yakın zamana kadar öyle biliyorduk. Cumhurbaşkanlığı'nın üst düzey yetkililerinden birisi attığı tweetlerden biri dedi ki biz 7 milyon Suriyeli'ye bakıyoruz. Ben o zaman Twitter'dan yazdım. Yani biz 4 milyon diyor biliyorduk. Demek ki ondan sonra dediler ki 4'ü Türkiye'de, 3'ü Suriye'de olmak üzere 7 milyon Suriyeli'ye bakıyoruz. Geçen bu İdlib kriziyle ilgili olarak geçen haftaydı galiba. Birleşmiş Milletler daimi temsilcimiz Büyükelçi New York'ta konuşurken dedi ki 9 milyon Suriyeli'ye bakıyoruz. Ha o zaman demek ki bizim planımız şu. Bu şekilde bir seçim yapılsın. Biz seçimlerle Esad'ı götürürüz. Peki güzel bir plan. Bence iyi tasarlanmış masa üstünde. Ama sahada karşılığı yok. Bu kısmı biraz açabilir miyiz? Biz yani Esad'ı devirmek için böyle bir plan yapıyor olabilir mi Türkiye? Yapmış zaten. Bunu açıklıyoruz. Yani 2015'te bizim politikamız buydu. Aslında şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi 2015'te Rusya savaşa dahil olmadan önce kabaca durum şuydu. Şimdi İdlib gibi Suriye'nin pek çok bölgesinde böyle geniş açıklar, yarıklar, cepler oluşmuştu. Cihatçıların kontrolünde olan. Mesela Halep'in önemli bir kısmı. Aşağıda mesela Şam'ın hemen yanında Doğu Guta. Aşağıda Duma, Kuneitra. Böyle büyük büyük cepler oluşmuştu. Bu tarafta da İdlib, Türkiye'nin sınırında. Şimdi Türkiye şunu istiyordu. Cenevre süreciyle bir anayasa yapma süreci başlayacaktı o zamana göre. Şimdi o anayasa yapma süreci eğer devam etseydi, savaş bu şekilde dondurulabilseydi, 2254 sayılı karar. Ama 2254 sayılı karar da aynı zamanda diyor ki buradaki şey ateşkes terörist grupları kapsamaz. Yani IŞİD, Nusra, El-Kaide vesaire bunları kapsamaz. Dolayısıyla onlara karşı mücadele devam edebilir diyor. Zaten aksine olsaydı Rusya bunun Güvenlik Konseyi'nden geçmesine izin verir miydi? Vermezdi. Şimdi Rusya'nın girmesiyle aslında maç yeniden başladı. Böyle düşünelim. Yani maçta şöyle diyelim ki Suriye 3-2 mağluptu. Ya da 3-3 beraberlik vardı. Şimdi biz o 3-3 beraberlik üzerine bir politika belirledik. Dedik ki Suriye'nin her tarafında şeylik olsun, ateşkes, anayasa süreci başlasın. Suriye milli üniter bir devlet. Demek ki yeni bir anayasa istediğimize göre Suriye'nin otonom bölgeler de içeren bir şekilde evrimleşmesini istiyoruz. Yeni bir anayasa sürecine evrimleşmesini istiyoruz. Onun ardından da geçici hükümetle seçimlere gidilmesini ve Esad'ın seçimlerde devrilmesini belki bekliyoruz. Fakat maç ikinci yarıda başlayınca, yani Rusya'nın savaşa girmesiyle şimdi maç 9'a 3 Suriye'nin lehinde oldu. Hocam, yani nasıl oldu? O ceplerin hepsini kapattı Suriye Rusya'nın yardımıyla. Bir tek İdlib kaldı. Şimdi biz diyoruz ki o zamanki politikayı yeniden başlatalım. Ama bunun sahada karşılığı yok. Bunu ne Suriye kabul eder ne Rusya kabul eder. Yani masa üstünde siz iyi görünen, mantıklı görünen bir politika üretmiş olsanız bile eski tabirle bunun ifa kabiliyeti yok. Uygulanabilir tarafı yok yani. Az önce kusura bakmayın sözünüzü keser gibi oldum ama biz bunu neden istiyoruz? Kesin canlı olsun. Evet. Biz neden Suriye'nin toprak bütünlüğüyle bu kadar ilgiliyiz? Bir bilebilsem cevabını. Bence en güzel Suriye nedir? Bakın. Abi mesela şöyle bir ezber var. Biz hem sahada olacağız hem de masada olacağız. Bence masada, peki masada olduğumuzda nasıl bir Suriye çıkartmaya çalışıyoruz ki? Şimdi değil mi? Bu sorunun cevabını verelim.
biz nasıl bir Suriye ortaya çıksın istiyoruz ki o masada illa olalım diyoruz. Şimdi Suriye milli üniter bir anayasal yapıya sahip. Bence en ideal Suriye budur. İkincisi, en ideal Suriye bütün toprakları üzerinde etkili egemenlik kurmuş olan Suriye'dir. Bütün terör örgütlerini temizlemiş Suriye'dir. Buna PYD, PKK, YPG de dahildir. Yani zaten bu noktada onlar... özür dilerim. Biz neden istiyoruz, neden bunu yapıyoruz sorusuna yanıt bulamıyoruz da şöyle, nasıl başladık. Üzerinden geleceğimizi kurgulamaya çalışıyoruz. Sonuçta Suriye ile ilgilenirken bizim ülkemizin de geleceğine dair planlamalar yapılması gerekiyor. Güvenliğimiz, ekonomimiz. Fevkalade güzel sorular soruyorsunuz. Bakın şöyle, şimdi hakikaten Suriye konusunda o kadar çok yanlışla başladık ki. 2011 yılında biz bu Suriye'ye karşı savaşın tarafı olduğumuzda, bu Suriye hükümetini biz devireceğiz diye harekete geçtiğimizde, düşünün 1998'den 2011'e kadar tam 13 yıl boyunca, ki bunun 8 yılı AK Parti dönemine ait, Suriye ile fevkalade iyi ilişkiler kurmuştuk. Ve AK Parti bunun için çok iyi doldurmuştu, çok iyi yapmıştı, çok doğru şeyler yapmıştı. Suriye ile dost bir hükümet değil, kardeş bir hükümete dönüşmüştük adeta. Her konuda işbirliği yapıyorduk, her konuda istişare ediyorduk. Bu Suriye'ye karşı biz niye savaşa giriştik? Şimdi dedik, diyelim ki bir yanlış oldu. 2011'de gelen dalga bizi de yanılttı. Bu Suriye zaten devrilir dedik, yanıldık falan. Ama 2013'te belli oldu ki kolay kolay devrilmeyecek. Ayrıca Batılıların stratejisinin ne olduğu belli değil. Amaçlarının ne olduğu belli değil. Daha doğrusu amaçları şöyle evrimleşti. Suriye'yi ikiye ya da üçe bölmeye çalışıyorlar. Fırsattan istifade. Suriye'nin bölünmesi her halükarda bizim açımızdan stratejik tehlikeleri gündeme getirir. O halde biz neden politikamızı revize etmiyoruz? Revize etmeme şeyimiz, kararlılığımız tırnak içinde, o adam orada oturmayacak prensibine dayanıyor. Ama böyle dış politika olmaz ki. Böyle dış politika planlaması olmaz. Yani şimdi dış politikayı siz doğru veya yanlış şartlara göre planlarsınız ama planlarken belirleyici olan her halükarda ulusal çıkarlarınız olmalıdır. Diyelim ki yanlış yaptığınız ortaya çıktı. Her şeyi doğru yapmak durumunda, yani keşke yapılsa. Hep yaptığınız planlama doğru olsa, ama diyelim ki yaptığınız planlama yanlış sonuçlar vermeye başladı ya da sizin istediğiniz sonuçları elde edemiyorsunuz. O halde revizyona ihtiyaç var demektir. Şu anda bizim Suriye politikamızı revize etmemiz lazım. Revize ettiğimizde bakın bütün sorunları ben çözerim. Hemen çözeyim size. Lütfen. Çözeyim mi? İsterseniz çözüm önerilerinizi biraz daha ileriye bırakalım. Tamam. Çünkü Gelecek Partisi'nin açıklamaları oldu İdlib'le ilgili. Bugün de Türk ve Rus heyetlerinin görüşmesi olacak. Şimdi önce Türk-Rus heyetlerinin görüşmesinden başlayalım. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz orada? Bugünkü yapılacak toplantıdan. Şimdi bugün yapılacak toplantıdan prensip olarak herhangi bir sonuç çıkmaz demek istiyorum. Sebebi ne? Çünkü şu andaki pozisyonlarımız uzlaştırılabilir nitelikte değil. Ne demek bu? Şu demek. Biz diyoruz ki Suriye İdlib'de 2018 Eylül ayındaki sınırlara dönsün. Oysa o sınırları aşağı yukarı %30 ile 40 civarında Suriye ele geçirmiş durumda. Yani lehine çevirmiş durumda alanda vaziyeti. Bunu da tek başına yapmamış, Ruslarla birlikte yapmış. Şimdi Ruslar diyor ki burası teröristlerin kontrolünde. Bu teröristler benim kullandığım havaalanına da zarar veriyorlar. Benim askerlerime de zarar veriyorlar ve bunların imha edilmesi lazım. Bu bölgenin mutlaka bunlardan temizlenmesi lazım. Ve dolayısıyla o yüzden ben bu operasyona destek veriyorum. Şimdi orada hangi terörist gruplar var? Şimdi saymaya kalkarsanız epeyce var. Ama en şeyle genellemeyle gidersek mesela en ağırlıklı grup El Nusra denilen bir grup var. Bunlar IŞİD'den ayrılarak, daha doğrusu önce şöyle diyelim, hepsi El-Kaide'nin türevleri. El-Kaide'nin içinden IŞİD diye bir canavar çıktı. Özellikle yabancı savaşçıların öncülük yaptığı.
Onun Suriyeli cihatçılar artı Arap cihatçılar, yani Ürdünlü, Kuzey Afrikalı filan, onların öncülük yaptığı Nusra çıktı. Şu anda oradakiler ağırlıklı olarak onlar, ama bu IŞİD'in unsurları da oradalar. Unutmayalım ki bakın IŞİD'in liderini Amerika o civarda öldürdü. Bağdadi'yi. Şimdi onlar da orada. Türkistan İslam Partisi adıyla faaliyet gösteren bir grup var. İşte içinde Rusya'dan gelen Çeçenleri, Orta Asyalıları, Uygurları vesaireyi kapsıyor. Şimdi bunlar binlerle ifade edilen sayılarla gelmiş. Evlenmişler. Orada kaç kişiler aileleriyle birlikte neye yekün tutuyorlar falan, bunları da bilemiyoruz. Horaseddin diye bir başka grup var. Amerika bunları terörist kabul ediyor. Arada bir füzelerle vuruyor. Amerika vurduğunda teröristleri vuruyor. Suriye ve Rusya bölgeye hava operasyonu yaptığında sivilleri vuruyor. Yani Batı medyasının veriş şeklinde öyle oluyor. Şimdi bu grupların tamamı var orada. Şimdi bu gruplar... Bunları soruyorum, hafızalarımızı tazelemek adına, evet, gündem evet. yoğunluğunda unutabiliyoruz. Bunların kaç kişi oldukları üzerinde de tam olarak kesin bilgiler yok. Belki devletlerin istihbarat kuruluşları biliyorlardır. Ama minimum 30 bin, maksimum 60-70 bin civarında olduklarına dair spekülasyonlar var. Ellerinde çok modern silahlar var, güçlü silahlar var, hava savunma silahları var, tanklar var. Tank savarlar var. Yani basbayağı bir orduyla savaşacak gibi silahlanmış durumdalar. Ve çok acımasız gruplar bunlar. Hani tam evet. amiyane tabirle işte kelle kesen. Geçtiğimiz yıllarda bunları gördük. Tabii tabii izledik. Bütün örnekleriyle evet. bunları göstermiş tipler, gruplar yani. Bir de İdlib'in özelliği şu. Bütün o daha önceki o bahsettiğim cihatçı cepler, bölgeler vardı ya. Oralardaki oralar Suriye ordusunun kontrolüne alınırken, Suriye devletinin etkin egemenliği altına girerken, oralardaki bu gruplar da İdlib'e tahliye edildiler. Yani İdlib'de belli bir birikim oluştu. Şimdi dolayısıyla İdlib bu şekilde patlamış oluyor. Evet. Peki yine sorumuza dönelim. Bugün yapılacak olan toplantıdan nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? İşte prensip olarak onu diyordum. Buradan bir sonuç çıkmaz demek lazım. Çünkü niye? Türkiye'nin taleplerinin Rusya ve Suriye tarafından karşılanması mümkün değil. Türkiye ne diyor? 2018 sınırlarına geri dönün. 2018 Eylül. Şimdi şöyle düşünelim bakın. Rusya Türkiye'nin tehditlerinden korktu. Tamam dedi, havlu attı. 2018 sınırlarına döndü. Suriye'de süklüm püklüm döndü. Şimdi bunun sahadaki yansımasına bir bakalım. Bu cihatçı gruplar dediklerimiz için müthiş bir zafer. Olağanüstü bir başarı. Oradaki halk kitleleri için öyle. Rusya çekilir mi peki sahadan? İşte onu söyleyeceğim. Rusya için büyük bir hezimet. Yani yakın tarihinde görmediği bir yenilgi olacak. Bunu Rusya kabul eder mi? İkincisi, Türkiye'nin böyle bir gücü var mı? Bu işte Rusya'yla vuralım, yani Himeymim havaalanını vuralım falan diyenlere sormak lazım. Yani savaşı bazıları şöyle zannediyor. Savaş yani bir festival değil. Elinizdeki imkanlarla yapılan bir şey. Şimdi bir de siz bir savaşa girdiğinizde siz karşı tarafa sürekli vuracaksınız, hamleler yapacaksınız. Karşı taraf hiçbir şey yapmayacak. Böyle bir savaş olmaz. Şimdi o yüzden bunların hepsinin hesaplanması lazım bu öneriler ortaya atılırken. Şimdi bu olmayacağına göre, yani tekrar sizin sorunuza dönersek, bu bugünkü görüşmelerden ne çıkar? Ruslar buna evet demeyeceğine göre, şimdi bir de Ruslar niye evet demez? Sadece sembolik meseleler değil burada. Şimdi bu cihatçılar dediğimiz gruplar böyle bir başarı elde ederlerse burada durmazlar. Bunu ta Şam'ı fethedinceye kadar sürdürürler. Şimdi biz Libya'da niye asker bulunduruyoruz şu anda? Gittik orada Birleşmiş Milletler nezdinde kabul gören hükümetle bir anlaşma imzaladık değil mi? Ona karşı savaşan isyancı dediğimiz Hafter güçlerine karşı o hükümeti korumak için de askeri yardımda bulunuyoruz. Çünkü diyoruz ki eğer o hükümet gelirse
daha doğrusu yönetici grup... askerlerimiz efendim? Yönetici askerlerimiz orada bulunuyorlar diye açıklamalar. Öyle bir şey oldu. Bilmiyorum ben. Yani danışman şu bu falan neyse. Ama en önemlisi şu. Mesela öbür grup Hafter grubu orada iktidar olsa bizim anlaşmamızı iptal edebilir Libya'yla. Şimdi aynı şey Rusya için geçerli. Şimdi bu cihatçı gruplar Şam'ı ele geçerseler, Rusya'nın Tartus limanını kullanmasına, Himeymim havaalanını kullanmasına izin verirler mi? İlk yapacakları iş onları iptal etmek. Rusya'ya da çek git buradan demek olur. Peki bütün bunlar ortadayken Rusya bunu kabul eder mi? Tamam peki sizin verdiğiniz ben ultimatomu kabul ediyorum, çekiliyorum der mi? Der mi? Demez. Ha demeyeceğine göre buradan bir şey çıkmaz. Ama diplomasi o kadar becerikli bir alandır ki diplomasi de çare de tükenmez. Bir şartla. Mevcut politikanın çerçevesinde revizyon yapılması kaydıyla. Yani Türkiye eğer derse ki bütün artıları eksileri hesaplayıp yani tamam Suriye ile uzlaşmak da dahil bana alternatif öneriler getirin o zaman çıkar. Benim önerilerim var mesela. Hı hı. Onları öğreneceğiz birazdan. Şimdi Gelecek Parti'nin açıklamalarına geçelim. Bu konuya ekleyecek başka bir noktanız yoksa. Yok, peki. Şimdilik yok. Gelecek Partisi İblit'te yaşanan son gelişmeler karşısında ne yapılmalı dedi ve 6 tane madde sıraladı. Bunu izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum izninizle. Bir, İdlib'i askeri olarak kontrol altına almalı, diplomatik çalışma başlatılmalı, kamuoyu oluşturulmalı, siyasi çözüm aramalı, muhalifleri de anlaşmaya katmalı, siyasi çözüm garanti edilmeden adım atılmamalı. Gelecek Partisi'nin önerileri. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi bence bunları okuduğumda hükümetin izlediği politikalara çok yakın şeyler söylüyor. Sanki alternatif şeyler söylüyormuş gibi. Aslında sahada karşılığı olmayan şeyler. Şimdi mesela diyor ki İdlib'de muhaliflerin kontrol ettiği bölgeyi askeri olarak kontrol altına alıp. Şu anda Türkiye bunu yapmış durumda zaten. Yani İdlib'e bayağı büyük miktarda yığınak yapmış durumda. Böyle Gelecek Partisi'nin kurucusu. Sonra diyor ki Suriye rejimine ve dünyaya buradaki mültecilerin korunması ve Türkiye'ye mülteci akınını önlemek için girdiğini ilan etmelidir. Bunu yapıyor zaten. İzninizle hatırlatalım. Gelecek Partisi'nin kurucusu Sayın Ahmet Davutoğlu. Evet. Eski şimdi, başbakanımız. Evet. Yani bu Suriye konusunda bütün bu yaşadığımız sıkıntılardan birebir sorumlu olanlardan biri. Yani pek Türkiye'nin kendisinin önerilerine ihtiyacı olduğunu da sanmıyorum. İngilizce bir laf vardır hani önerilerini kendine sakla derler. Böyle bir şeyde yani öyle bir şey demek lazım. Şimdi Suriye rejiminin bu bölgeye yapacağı her türlü kara ve hava saldırısına misliyle cevap vereceğini ilan etmelidir. Nasıl yapacak bunu? Şimdi Suriye hava sahasını Rusya koruyor. Rus S-400'leri, S-300'leriyle korunuyor. Rusya sorumlu yani hava sahasını o denetliyor. Buna karşı ne yapacağız? Mesela bizim F-16'larımız Suriye hava sahasına girmeden Suriye uçaklarına ateş açsalar tehlikeli bir şey olur. Ama bombardımanı yapmaya gelenler Rus uçaklarıysa ne yapacağız? O zaman onları düşürecek miyiz? Ahmet Davutoğlu'nun vaktiyle yaptırdığı gibi. Peki bunun sonuçları ne olur? Bir kere daha aynı noktaya geldik. Bunun sonuçları ne olur? Rusya ellerini bırakıp beyaz bayrak açıp teslim olup tamam abi deyip çeker gider mi? O dönem uygulanan politikaların doğru olduğunu düşünüyor olabilirler mi bu önerilerde? Çünkü şu an uygulananla arasında bir fark yok dediniz. Fazla bir şey yok. Mesela diyor ki bakın kamuoyu oluşturmalı. ABD, Rusya ve AB nezdinde diplomatik girişim başlatılarak. Şimdi Rusya'yı karşınıza almışsınız zaten. Rusya ile ne konuşacaksınız? ABD ve AB nezdinde diplomatik girişim başlatarak zaten yapılıyor. Ama bu yanlış bir politika. Çünkü niye? Amerika bizi burada zaten Rusya'yla kapıştırmak istiyor. İstediği bu. Vaktiyle Rus uçağı düşürmesine giden sürecin de amacı buydu. Şimdi biz kendimiz Rus uçağının arkasından, düşürmenin arkasından da karanlık işler çıktı malum. Peki hepsiyle diplomatik ilişkiler sürdürülerek Türkiye'nin çıkarları ön planda tutularak yani işte ABD'nin oyununa gelmeden, AB'nin oyununa gelmeden ya da Rusya'nın planlarına uymadan öyle bir adım atılmalıdır nasıl demek olacak istiyorlar mı? Şimdi Amerika Fırat'ın doğusunda bir PYD, YPG devleti kurmaya çalışıyor ve şu anda o işi de hızlandırıyor. Mesela Jeffrey gelmişti Ankara'ya hatırlayalım Türkiye'ye.
Neredeyse şehitlerimiz için bir Kur'an okumadığı kaldı. Yani neredeyse cenaze törenine gidecekti. Ama sonra ne oldu? Hemen pat diye YPG'yi ziyarete gitti oraya. Ve Amerika'nın kendilerine desteği sürdüreceğini açıkladı. Şimdi Amerika ellerini ovuşturarak bekliyordu şu Rusya ile Türkiye İdlib'de bir kapışsa diye. Şimdi biz bu fırsatı vermişiz zaten. Rusya'da nasıl lehimize bir kamuoyu oluşturacağız? AB içinde nasıl bir kamuoyu oluşturacağız? Fransa Doğu Akdeniz'de her konuda bizimle rekabet içinde. Libya'da rekabet içinde, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs konusunda öyle. Fransız uçak gemisi geçenlerde Rum kesimi limanlarına yanaştı. Fransız Savunma Bakanı geldi, Rumlara destek verici açıklamalar yaptı. Yunanistan'ı ön plana çıkaran açıklamalar yaptı. Aynı Fransa YPG'ye en fazla destek veren ülkelerden biri. Keza Amerika öyle. Şimdi Amerika bizim İdlib'de kapışmamızı istiyor Rusya'yla. Ama aynı Amerika bu taraftan da bir YPG devletçi çıkarmaya çalışıyor. Şimdi o zaman bu Ahmet Davutoğlu'nun burada ortaya attığı önerilerin orijinal tarafı ne? Gelecek Partisi yetkililerine ekranlarımız açıktır. İstedikleri zaman gelip bu maddelerin açılımlarını paylaşabilirler. Hatta taraflar kabul ederse hocamızda olduğu bir programda kendilerini de ağırlamak isteriz ki tartışılsın kamuoyu önünde diye. Ya ben siyasilerle pek şey yapmam misiniz? Ama mal memnuni, evet, buyursunlar. Yani peki. Meydan okuyor gibi olmasın yani. Ben eleştiriyorum, evet, tabii, memnuniyetle. Peki. Şimdi dolayısıyla buradan, bu önerilerden bir şey çıkmaz. Peki o zaman sizin önerilerinize geçelim. Diyelim ki bugün yetkiniz var. Size yetki verildi. Siz ne yaparsınız? Şöyle bakın. Şimdi önce sorunu teşhit etmeliyiz. Sorun ne? Suriye'de 10. yılına giren bu savaşta Türkiye'nin... Özür dilerim, bunu karışıklık olmasın. Bu maddeler üzerinden mi konuşuyoruz? Siz ne yapardınız üzerinden mi konuşuyoruz? Ben ne yapardım? Tamam. Ya da profesyoneller neler yapabilirler? Hı hı. Hemen. Şimdi mesele şu, 10. yılına giren Suriye Savaşı'nda Türkiye istediklerini neden alamıyor? Alandaki gidişat Türkiye'nin aleyhine doğru gelişirken, Türkiye politikalarıyla İdlib'e sıkışmışken, Doğu Akdeniz'in kendi aleyhine dönmesi ihtimali varken ve Libya'da bir savaşın içine çekilme söz konusu iken, Türkiye neden böyle yapıyor konuşuyoruz. Şimdi o zaman şuna karar vermemiz lazım. Bizim Suriye'deki politikalarımızdan sonuç alamama sebebimiz Suriye'deki politikamızın çerçevesi. Şimdi biz diyoruz ki Suriye hükümetiyle biz uzlaşmayız. Biz bunu meşru kabul etmeyeceğiz, bu hükümeti. Bütün dünya kabul etse yine biz kabul etmeyeceğiz. Batı dünyası da bizim o muhalefetimizin arkasına sığınıyor. Şimdi Amerika diyor ki bu Türkiye Suriye ile uzlaşmamakta ısrar ettikçe Suriye'yi bir şekilde ya bir anayasal çözüme götürüp içinde federal ünitelerin olduğu bir yapıya çevirecek veya Suriye bunu kabul etmeyeceği için böyle bir dönüşümü alanda böyle Suriye'nin kontrolü dışında bölgeler varlığını sürdürecek. Bunun içinde İdlib olacak. Türkiye'nin Fırat Kalkanı, Afrin ve Barış Pınarı operasyonu ile kontrol ettiği bölgeler olacak. Ha, bunlara ilaveten de bir PYD-YPG bölgesi olacak. Dolayısıyla Amerika'nın istediği, beklediği bu. Biz aslında Suriye ile mücadele ederek Amerika ve YPG'nin oyununa dolaylı hizmet etmiş oluyoruz. Yani Suriye ile yürüttüğümüz bu inatlaşma aslında Suriye'deki esas çıkarımız olan Suriye'nin federalleşmemesi ve oradan bir YPG, PYD devletçi çıkmaması politikamıza zarar veriyor. Şimdi bunu dengeleyebilmek için bizim Suriye politikamızı değiştirmemiz lazım. Bu önerilerle olmaz işte. Suriye politikamızı değiştirsek o zaman iş tamam. Yani biz şunu dersek ki tamam, biz Suriye ile en kısa zamanda normalleşelim Şam'la. Ama ve bunun Esad mesat bu lafları bırakmak lazım. Şam'da kimse hükümet
Bizim muhatabımız odur. Normalleşmenin yolu isme bakmadan masaya oturmak, diyaloğa geçmek mi? Bunu mu anlıyoruz? İkili ilişkileri normalleştirmek. Hı hı. Bu normal bu. Şimdi o zaman profesyoneller bunu profesyonelce doldururlar içini. Mesela benim önerim şu. Şimdi biz İdlib'de şuna karar vermeliyiz. Eğer bizi rahatsız eden konu İdlib'den büyük bir göç dalgasının Türkiye'ye gelmesi tehlikesi ise, ki bu çok meşru bir endişe, eğer buysa, biz buna göre tedbir almalıyız. O zaman ne yapmalıyız? Biz Suriye ile konuşmalıyız, Rusya ile konuşmalıyız, bir askeri teknik mutabakata varmalıyız onlarla. Yani üç devletin imza atacağı bir askeri teknik mutabakat olabilir. Nedir bu mutabakat? Suriye ve Rusya bir askeri operasyon yaparken buna biz de kuzeyden Suriye topraklarına girerek dahil olabiliriz. 5 kilometre 10 kilometre gireriz. Sınırları korumaya alırız. O sınırların önünde yani bizim girdiğimiz bölgenin önünde ve Suriye topraklarında eğer bir mülteci akını varsa orada onları korumaya alırız. Çadır vesaire şu bu. Ha bu arada Suriye hükümetine Rusya'ya deriz ki kardeşim Suriye'nin içine koridorlar açın. Yani siviller kaçmak zorunda kalırsa, çünkü bu terör örgütleri çok profesyonel gruplar, çok acımasız gruplar. Bunlar halkı tahrik ederler Türkiye'ye doğru, Türkiye'yi işin içine çekmek amacıyla. Biz bu oyuna gelmemek için Suriye ile ve Rusya ile işbirliği yapar ve dersek ki bu koridorları açın. Bu provokasyona gelmeyelim. Halk o tarafa doğru gitsin. Veya her halükarda bu tarafa doğru gelenler varsa biz bunları burada korumaya alalım. Ama bu arada bölge temizlensin ve Suriye'nin etkin egemenliği altına girsin. İkinci bir mutabakat daha yapılır Suriye ile aynı anda. O da bütün Türkiye'ye gelmiş Suriyelilerin Suriye'ye geri gönderilmesi mutabakatıdır. Bakın şimdi biz Türkiye'ye gelen Suriyelileri göndermek niyetinde miyiz değil miyiz? Niyetinde değiliz diye bir açıklama olamaz. Mutlaka niyetinde olmamız lazım. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şimdi düşünün. İlişkilerimiz olmalı ki Suriye'deki hükümetle. Biz elimizdeki isim listelerini Suriye'ye vermeliyiz. Bakın bize gelenler şunlar şunlar şunlar. Bunların şurada 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 şu adresteymiş bu insanlar. Ha Suriye bunları incelemeli hızla. Belki diyecek ki tamam şu 50 binlik kitle hemen gelsin. Şu 100 binlik kitle önümüzdeki hafta gelsin. Şu 150 binlik kitle 2 hafta sonra gelsin. Şuradaki 150 binlik kitlenin evlerine başkası oturmuş. Savaş bu. Şuradaki 250 binlik kitlenin evlerinin tamirata ihtiyacı var. Ben bunları ayarlıyorum. Hafta hafta ay ay gelsinler. Şimdi mesela Lübnan'a 1 milyondan fazla Suriyeli gitti. Lübnan için büyük bir yüktü. Lübnan bize göre çok küçük bir ülke. Şimdi Lübnan savaş bitti diyerek ve Suriye hükümetiyle işbirliği içinde bu mültecileri, bu sığınmacıları geri gönderiyor. Şimdi bundan en az 3 ay önceydi Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun bir açıklama yaptı ve dedi ki biz dedi Suriyelileri geri gönderiyoruz. O zamanki rakamlarla 390 bin telaffuz etti. Yani muhtemelen şu anda Lübnan'a kaçmış olanların yarısı geri döndü. Ve bir şey daha dedi Aoun. Dönenlerin halini de takip ediyoruz. Halinden, durumundan şikayetçi olan kimse yok dedi. Ha, biz şimdi Suriye ile ilgili bir ezber oluşturduk. Katil Esad, Gaddar Esad, herkesi öldürüyor. Varil bombaları, bir kimyasal silah Türkiye'den falan. Türkiye'den de bayramlarda gidip gelen Suriyeliler efendim, oluyor. Efendim hatta şöyle bilgiler bile oluyor. Mesela sadece bizim kontrolümüzdeki topraklara gitmiyor. Suriye devletinin kontrolündeki topraklara da gidip orada nüfus vesaire belge işlem işleri varsa onları yaptırıp belge alıyor geri geliyor bize. Dolayısıyla yani bu ezberleri bir tarafa bırakıp bizim Suriyelileri geri gönderme konusunda da bir mutabakat yapmamız lazım Suriye'ye. İki mutabakat öneriniz oldu. Üçüncü bir mutabakat da Adana mutabakatının yürürlüğe konulduğu mutabakat. Oraya Rusya da bu Adana mutabakatını kolaylaştırıcı adımlar atma konusunda imza atabilir. Şimdi bizim açımızdan en ideal masadaki Suriye
o Adana mutabakatıyla bizimle iyi ilişkiler içinde olan Suriye'dir. Şimdi burada da şöyle deniyor. Efendim 98'den bu yana köprünün altından çok sular geçti. Efendim şu kadar düşmanlık oluştu. Orada onlar, burada bizimkiler. Yani buradan yeni bir dostluk, yeni bir iyi ilişki çıkmaz. Çıkar. Zaman her şeyin çözümüdür. Bakın 98 yılında biz bu Adana mutabakatına giden kriz yönetimini Suriye'ye karşı başlattığımızda Suriye ile savaşmayı göze almıştık. Ama bir anda ilişkilerimiz düzeldi. Yine düzelir. Yani biz bu yönde yeter ki adım atalım. Yeter ki adım atalım ve işi profesyonellere bırakalım diyorsunuz. Hayır, profesyoneller değil, siyasiler karar alacak. Siyasiler diyecek ki tamam, ben Suriye ile normalleşme kararı veriyorum. Ancak ondan sonra profesyoneller onun içini doldurur. Peki profesyoneller siyaseti bu kararı vermeye zorlayamazlar. Hayır. Bu kadar bilgi birikimi var, donanım var, hayır, tecrübe var. Hayır. Şimdi bizim şöyle bir şey var bakın. Biz derslerimizde de bunu ısrarla anlatırız. Dış politika ayrı bir şeydir, diplomasi ayrı bir şeydir. İkisi çok iç içedir. Ama dış politikayı belirleme, yapma yetkisi tamamen siyasi otoritededir. Hükümettedir. Yani hükümet hangi ülkeye yönelik ya da hangi konuda hangi politika yapılacağı hakkında nihai kararı verir. Bu karar alma sürecinde isterse profesyonellere danışır, isterse kendi danışmanlarıyla hareket eder, isterse başka şekilde karar alır ve siyasi direktifler oluşturur. Ve der ki kurumlara, ben Suriye ile şöyle bir politika istiyorum. Avrupa Birliği konusunda şu politikayı istiyorum. Bilmem Rusya ile ilgili şu konuyu yapacağım. Ondan sonra o kurumların eline geçtiğinde, yani kurumlar o direktifleri alıp uygulamaya başladığında onun adına diplomasi diyoruz kabaca. Bu bahsettiğiniz nokta başlı başına bir program konusu. Önümüzdeki, şimdi süremizin sonuna geliyoruz. Önümüzdeki süreçte bu ikisinin ayrımı ne noktalarda birleşir, ne noktalarda ayrılırlar. Çok teknik olur. Seyircilerimiz şey yapabilir. Ama anlayabileceğimiz ve bugün neler yaşıyoruzu anlayabilmemiz adına değerlendirirsek çok memnun oluruz. Tabii. Çünkü neyi neden yaşadığımızı bilmediğimiz zaman kamuoyunda da çok fazla bilgi kirliliği oluyor. Tabii. Mesela Dışişleri Bakanlığı bürokratları bir Suriye politikası yapamaz. Ellerine verilen Suriye politikasını ince ayara tabi tutar. Ama hükümet derse ki ben Suriye politikasında şöyle bir revizyona gidiyorum, o zaman onun da ince ayarını yapar. Yani politikanın politika yapma yetkisi ve sorumluluğu siyasi otoriteye aittir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Efendim Hasan Ünal Hoca'dan. Bu arada artık kendisi İstanbul'a geldi. Ankara'da bir üniversitedeydi. Şimdi İstanbul'da Maltepe Üniversitesi'nde ders vermeye devam ediyor. Biz de bundan istifade ederek sık sık kendisini davet edeceğiz. Artık yakınımızda kendisi. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür kritik ederim. Bir noktaya çok açıklayıcı bir şekilde değindiniz. Zihinlerimizde aydınlanma oldu. Ama en önemlisi şu önerileriniz, 3 tane ana mutabakat önerdiniz. Abi bu profesyonellerin önerilerinin yanında benimkiler cüce kalır. Çünkü o, yeter ki profesyonellere havale edilsin konu bir direktifle. Onlar çok daha bunun ayrıntılı şeylerini hazırlar. Peki. Ben neyim ki onların yanında? Estağfurullah, estağfurullah. Efendim haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.